Bu gördüğünüz erimiş sodyum klorürün elektrolizi için hazırlanmış basit bir düzenek. Eğer katı sodyum klorürü eritirsek elimizde erimiş halde sodyum klorür kalmış olur. Yani sodyum iyonu ya da sıvı sodyum iyonları ve sıvı klorür iyonları elde etmiş oluruz. Burada gördüklerimizde zaten bu iyonlar. Hem sodyum hem klorür iyonlarımız var. Hatırlayalım. Elektrolitik hücredeki pilin negatif ucu elektronları bir yere doğru göndermek içindi. Burada elektronlar sağa doğru gönderiliyor. Sıvı sodyum iyonları bu elektronlarla karşılaştıkları zamanda indirgenme yarı tepkimesi oluşuyor. Aynen bu şekilde indirgenme yarı tepkimesi. Sodyum iyonları elektron kazanıyor. Böylece indirgenerek sıvı sodyum metali oluşturuyorlar. Demek ki sıvı sodyum metali bu tepkimenin ürünlerinden biri. Bu tepkime tabii ki katotta gerçekleşiyor. Daha önceki videolardan da hatırlarsak indirgenmenin katotta gerçekleştiğini söylemiştik. Hatta buraya sağdaki elektrodun yani katodun üstünde oluşan sıvı sodyum metalini de çizmeye çalışayım. Diğer elektrotta ise diğer yarı tepkime gerçekleşiyor. Pilin bu elektrottan elektron çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu elektrotta yükseltgenme gerçekleşiyor. O zaman burası da anot oluyor. Klorür anyonları hatta biraz önce söylediğimiz gibi sıvı klorür anyonları klor gazına yükseltgeniyor. İki elektron kaybediyoruz ve klorür anyonları anotta klor gazına yükseltgenmiş oluyor. Yani bu elektrotta klor gazı kabarcıklarının oluşuyor olması gerekiyor. Aslında bu tepkime endüstride kullanılan önemli bir tepkime. Başka bir deyişle sodyum metali oluşturmak için iyi bir yöntem denilebilir. Şimdi sorumuza bir bakalım. 3 çarpı 10 üzeri 4 amper sabit bir akım kullanarak 10 üzeri 3 kilogram sodyum üretmek için ne kadar zaman gerekir? Bu oldukça fazla bir miktar. İşte size çözmemiz gereken yeni bir elektroliz problemi. Hatta bu bir öncekinden biraz daha zor. Ama yine aynı şekilde başlamamız gerekiyor. İlk olarak akımın tanımını hatırlayalım. Akım eşittir yük bölü zaman. Yani Q bölü T. Bu eşitlikte yükün birimi klomb. Zamanınki ise saniye olacak. Bu soruda akımın 3 çarpı 10 üzeri 4 amper olduğunu biliyoruz. Demek ki 3 çarpı 10 üzeri 4 amper eşittir yük bölü zaman. Burada aradığımız şey zaman. Çünkü soruda bizden ne kadar zamanda bu kadar sodyum üretebileceğimizi bulmamız isteniyordu. O halde bu soruda zamanı bulmaya çalışacağız. Eğer yükü bulabilirsek bu denklemi kullanarak zamanı da bulabiliriz. Öncelikle yükü bulalım. Sodyumun kütlesiyle başlayalım. Bize verilen 1 çarpı 10 üzeri 3 kilogram. Öncelikle bunu grama çevirelim. 1 çarpı 10 üzeri 3 kilogram kaç gram olur? Tabii ki 1 çarpı 10 üzeri 6 gram. Kütleyi bildiğimize göre artık elde etmek istediğimiz sodyumun mol sayısını da bulabiliriz. Elimizde kaç gram sodyum olduğunu biliyoruz. Buradan mole nasıl geçeriz? Kütleyi molar kütleye yani 22,99 gram bölü mole bölersek mol sayısını bulabiliriz. Molar kütle ile bölünce gramlar birbirini götürür. Böylece elimizde sadece mol kalır. O zaman bu işlemi yapalım. 1 çarpı 10 üzeri 6 gram sodyum var. Sodyumun molar kütlesi de 22,99 gram bölü mole eşit. Böldüğümüzde burada bulduğumuz sayıyı 4,35 diye yuvarlarsak, evet sayalım 1, 2, 3, 4. Yani 4,35 çarpı 10 üzeri 4 edecek. Peki, sodyumun mol sayısını bulmak bizim nasıl işimize yarayabilir? yani mol sayısını bilmek bizim yükü hesaplamamıza yardımcı olur mu? Aslında sodyumun mol sayısını elektronların mol sayısına bağlamak mümkün. Bu yüzden başa geri dönüp sodyumun olduğu yarı tepkimeye bir bakalım. Burada yapmaya çalıştığımız 4,35 çarpı 10 üzeri 4 mol sodyum üretmek. Bunu yapabilmek için kaç mol elektronumuzun olması gerekiyor? Gördüğünüz gibi mollerin oranı 2'ye 2. Bu durumda elektronların mol sayısı sodyumun mol sayısına eşit olmalı. Kendimize biraz daha yer açalım. 4,35 çarpı 10 üzeri 4. Mollerin birbirine oranı bildiğimiz için elektronların da mol sayısının eşit olması gerektiğini bulabildik. Tabi aslında bulmaya çalıştığımız şey yük. Öyleyse Faraday sabitini kullanarak elektronların mol sayısından toplam yüke gidebiliriz. Faraday sabiti 1 mol elektronun taşıdığı yüke eşit. O da 96.485. Yani her 1 mol elektronun 96.500 kulomb yükü var. Bu iki sayıyı çarparsak yükü elde etmiş oluruz. Sonuçta mol sayıları birbirine götürecek ve geriye yük kalacak. 4,35 çarpı 10 üzeri 4 çarpı Faraday sabiti 96.485. Bunu da 96.500 olarak alıyorum. Çıkan sonucu 4,2 diye yuvarlarsak, evet sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 4,2 çarpı 10 üzeri 9 diyebiliriz. Bunu da buraya yazalım. 4,2 çarpı 10 üzeri 9 birimi de klomb olmalı değil mi? Bulduğumuz değer bu kadar sodyumu elde etmek için gereken yük miktarı. Artık yükü bulduğumuza göre ilk denklemeye geri dönerek zamanı da hesaplayabiliriz. Akım 3 çarpı 10 üzeri 4 ampere eşitti. Denkleme göre akım eşittir yük bölü zaman. Toplam yükü biraz önce bulduk. 4,2 çarpı 10 üzeri 9 klomb zamanı bulabilmek için bu sayıyı bölmemiz gerekiyor. Onu da hesap makinesinde hemen yapalım. 4,2 çarpı 10 üzeri 9 bölü 3 çarpı 10 üzeri 4. Bu işlem bize zamanı saniye olarak vermeli. Cevabı 1,4 diye yuvarlarsak, evet sayalım, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1,4 çarpı 10 üzeri 5 saniye diyebiliriz zamanı saniye cinsinden 1,4 çarpı 10 üzeri 5'e eşit. Böylece zamanı bulmuş olduk. Aslında cevabı bu şekilde de bırakabiliriz. Ama daha anlaşılır bir sayıya çevirirsek bence daha iyi olur. Örneğin önce dakikaya çevirelim. 1,4 çarpı 10 üzeri 5 saniye kaç dakika olur? Burada sayıyı 60'a bölersek doğru cevabı bulmuş olacağız. 2333 dakika. Evet, bunu bir de saate çevirirsek bu sayıyı bir kez daha 60'a bölmemiz gerekecek. Yani yaklaşık olarak 38,9 saat. Yani 10 üzeri 3 kilogram sodyum üretmek için 38,9 saate ihtiyacımız varmış. Aslında bu kadar sodyum oluştururken kaç litre klor gazı üretildiğini de bulabiliriz. Diyelim ki burada standart şartlardayız. Yani standart basınç ve sıcaklıkta. Standart sıcaklığın 0 derece santigrat, standart basıncınsa ise 1 atmosfer olduğunu biliyoruz. Zaten 4,35 çarpı 10 üzeri 4 mol sodyum ürettiğimizi bulmuştuk. Peki, sodyumun yanında kaç mol klor gazı üretilmiş olur? Öncelikle bakmamız gereken şey mollerin oranı. Oran 2'ye 1. Burada bir orantı kuralım. Sodyum bölü klor dersek 2'ye 1 olmuş olur. Demek ki üretilen her 2 mol sodyum için 1 mol klor gazı üretilecek. O zaman 2 bölü 1 eşittir 4,35 çarpı 10 üzeri 4 bölü x. x ile üretilecek klor gazının mol sayısı olsun. 2x eşittir 4,35 çarpı 10 üzeri 4. Yani x eşittir 4,35 çarpı 10 üzeri 4 bölü 2. Bunu hesap makinesinde yapalım. 4,35 çarpı 10 üzeri 4 bölü 2. Bu hesabın sonucu 21.750 mol klor çıktı. Yani 21.750 mol klor gazı ortaya çıkmış oldu. Ama bizim istediğimiz üretilen klor gazının mol sayısı değil hacmiydi. Burada işimizi kolaylaştırmak için şu bilgiyi kullanabiliriz. Standart şartlarda 1 mol ideal gaz 22,4 litre hacim kaplar. O zaman elimizdekinin ideal gaz olduğunu varsayarak bulduğumuz mol sayısını 22,4 ile çarpıp gereken hacmi bulabiliriz. 21.750 çarpı 22,4. İşlemin sonucunda hacmi litre cinsinden bulabiliriz. 4,87 diye yuvarlarsak, evet sayalım, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4,87 çarpı 10 üzeri 5 litre klor gazı diyebiliriz. Tabi bunu yapmanın bir yolu daha var. Eğer kısa yol kullanmak istemiyorsanız, ideal gaz denklemini kullanabilirsiniz. P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T standart koşullarda olduğumuzu söylemiştik. Bu durumda basınç 1 atmosfer. Sıcaklık da 0 derece santigrat ya da 273,15 Kelvin olacak. Şimdi bildiklerimizi yerlerine koyalım. Basınç 1 atmosfer. Sıcaklık 273,15 Kelvin. Hacim litre cinsinden bulunmak isteniyor. N de mol sayısını gösteriyor yani 21.750 mol. R de 0,0821 olmalı. Burada birimleri yazacak yer kalmamış. Ama zaten birimler birbirlerini götürecek. Böylece de hacim için geriye litre kalacak. Eğer bu hesabı hesap makinesiyle yaparsanız elde edeceğiniz cevap 4,87 çarpı 10 üzeri 5 litre olacak yani her şeyi pv eşittir n çarpı r çarpı t denkleminin içine yerleştirebilir ya da doğrudan kısa yolu kullanabilirsiniz. İki yolla da aynı hacmi elde edeceksiniz.